Durmadım ya. Aa, Galatasaray'ın da 11'i belli. Tamam. Onu da ha, Galatasaray'ın o. Mustera, Taylan, Onyekuru, Babel, Falcao, Belhanda, Lines, Donk, Saracchi ve Getson. Fernandez. Ne diyorsun? Arda yok değil mi? Arda yok. Evet. Arda yok. Biraz önce Mehmet Özcan kimler oynar demişti. 3 tane isim kesin vermişti. Mehmet Özcan Arda yedek dedi. Mehmet'in söyledikleri, evet Mehmet'in söyledikleri çıktı. Saracchi dedi. Saracchi. Saracchi takımda çalışıyordu. Taylan bekleniyordu. Taylan. Taylan'ı da söyledi galiba. Falka keza Mustafa Muhammed'in yokluğunda oynayacak. Onun dışında Belhanda'nın dönüşü. Belhanda 11'de. Bu bence önemli. Evet o. Doğru. Hoca Jetson'da 11'de. Jetson'dan vazgeçmemiş. Bence maçın ilginç noktalarından bir tanesi olabilir. Fernandez. Nasıl? Jetson 11'de değil mi? 11'de 11'de. Şimdi gelir ekrana hazırlıyorlar. Arkadaşlarımız hazır yazıyorlar şu anda zaten. Ama Jetson Fernandez 11'de. Ankara'da da yağmur var. Yoğun bir yağmur yağışı görüyorum. Kandeyaş'la bir orta pozisyonu buldu Gençler Birliği. Kale sahası içinde uzaklaştırıyor Başakşehirliler. Durum 0-0. Artık 88. dakikadayız. Sevgili seyirciler, tabii bu maçları bir noktalayalım. Arkasından Galatasaray-Sivas maçını da yoğun bir şekilde konuşuruz, tartışırız, konuşuruz. Kırmızı kart çıktı. Kırmızı kart çıktı. Polomat, Pierre Polomat kırmızı kart görüyor. Gençler Birliği'nde 10 kişi. İkinci sarıdan. Ama göreceksen de böyle evet, görmen gerek. Evet, evet. Çünkü bunu yapmasa 89. Kontratak yiyordu. Tabii. Dakikada 89 yani. Ne kadar önemli bir risk. Aykut, geçen Ankara Gücü maçında Galatasaray, şimdi kadrolar üzerinde konuşacağız, gelmeden hemen onu belirteyim. Yani maçın ardından konuşulan konular sadece hakeme bağlandı. Galatasaray Ankara'da kazanabilecek futbol oynamadı ama. Takımlarımızda genel anlamda, yani böyle birkaç tane istisna tabii örnek verebilirsiniz bana, bir düşüş var. Mesela dün kazanan Beşiktaş, kazanan takımlar yani her şeyi başarmış gibi görünüyor. Ben Beşiktaş'ın fiziksel gücünde de son 3-4 haftada bir düşüş görüyorum. Kazanıyor. Yani o harareti yine veriyor. İştahlı oynuyor. En büyük sermayesi de zaten iştahlı oynamak. Hiç oyundan kopmuyor. Oyuncuları böyle bir amatör ruhla saldıran bir oyuncu yapısı var Beşiktaş'ın. Devamlı ofansif alanda hepsi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama fiziksel güçlerine baktığımda hepsinde bir düşüş var. Bunu Galatasaray Ankara'da bunu bize izletti. Tamam, hakem hataları var. Başka konular önüne geçti maçın ama düşüş kesinlikle var. Tam tersine de mesela son 20 dakikadan, 25 dakikadan beri izliyorum bu maçı. Başakşehir'de de bir fiziksel olarak bir üstünlük başlamış. 11 geldi senin dediğin gibi. İşte burada hep diyorduk ya, Taylan mı Etobo mu, Taylan mı Etobo. Yani Fatih Hoca da ısrar etmemiş bazı şeylerde. Benim anladığım o. Babel'le başlaması yine bence enteresan hocanın. Yani sağ önde Babel oynuyor. Feghouli beklentiydi. En kötü Kerem oynar düşüncesi vardı. Ama hocanın baktığımızda... Bak gol. Başakşehir bence golü buldu. Başakşehir golü buldu sevgili seyirciler. Ankara'da Dembaba kaleciden dönen topu tamamlıyor. Ve 1-0 öne geçiyor. Melipol Başakşehir Başkent'te. Golü anlatacağım. Senin anlattığın hikaye. Yağmur çok. Yağmur çok. Zeminin yağmur, azizliğine uğradı. Yağmurdan aynen ziyade Başakşehir'in Trabzonspor'un lise öğrencisi kalecisine şut atmaması zaten o gün çok tartışmıyor. Şimdi şut attı Başakşehir. Şut attı. Yani bak, Tolga Ciğerci vuruyor. Kaydı top elinden kaydı kalecinin. Ve 1-0. 90 artı 1'de geldi gol. 3 dakika uzatma, 2 dakika kaldı. Dembaba'nın kaydettiği gol. tabii Gençler Birliği için sıkıntılı bir durum. Zaten sıkıntıdaydı. Tescillenmiş oldu sıkıntının büyüklüğü. Çok hayati bir gol. Eğer Başakşehir, ki Ozan abi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum dedi ama ben Başakşehir'in kültürü yok. Yani camiası olmayan, arkasında taraftar desteği olmayan. Yok, evet. Bir kulübün oralarda bulunması bir handikap yaratabilirdi. Şimdi Kayseri, Erzurum gördüğümüzde bu takımlar sürekli bir direnç içerisindeler. Dolayısıyla bu gol hakikaten ayeti bir gol oldu. Yedekleri söyleyeyim. Kaleci Okan, Lervişoğlu, Etabo, Kerem, Ömer Yedlin, Luyendama, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli. Şöyle söyleyeyim. Hoca şaşırttı. Yani şöyle şaşırttı.
Babel'in 11'de başlaması bana göre sürpriz. Kimi bekliyordun? Figuli. Hani ben daha fazla orada düşünüyorum. Babel'in çok fazla pozisyonu değil orası. Yani maç içerisinde muhtemelen orada bir değişimler olur diye tahmin ediyorum. Çünkü Fenerbahçe maçında da benzer bir kurgu vardı. Yani orada Onyekuru sahadaydı. Onyekuru'yu sağa çekmişti hoca. Dolayısıyla hani bu maçta da açıkçası Babel'in sağ kanattaki performansını merak ediyorum. Çünkü dribbling özelliği olan bir oyuncu değil. Yani Babel'i bizim bildiğimiz özellikleri genelde solda ya da önde oynayan bir oyuncudur. Hı-hı. Yani solda Beşiktaş'lık performansıyla öyle hatırlarım ben. Ama sola kaç kişi talip? Arda talip, Babel talip, Onyekuru talip. Yani 4-5 oyuncu var. 4-5, 4 tane oyuncu direkt var zaten. Yine şey yapabilir yani. Onyekuru başlangıçsa Babel sol yapabilir. Yani başlangıç öyle olabilir. Evet. Emre Kılıç'la alakalı biraz şaşırdım. Son Ankara Gücü maçında çok kritik bir pozisyonu var. Kaçırdığı pozisyon var. Normal şartlarda Galatasaray'ın iyilerinden, son haftalarda kötü Galatasaray'ın en iyilerinden bir tanesiydi. Ama belli ki başkent faturası hoca tarafından kesilmiş bazı oyunculara. Yani kim bunlar? Emre Kılınç yok, Etebo yok, solda Ömer yok. Onun dışında baktığımda Donk'la başlaması da yine bana göre biraz ilginç. Yani Yedlin yok bir de. Yani hakikaten de büyük bu şey değil. Bu normal bir rotasyon değil. Bu hoca tarafından bir revizyon yapılmış. Müdahale yapılmış takıma yani. Net bir müdahaledir bu. Yani Yedlin'in olmaması, Ömer'in olmaması, Etebon'un olmaması, Ömer'in olmaması, Arda'nın olmaması. Yani büyük bir revizyon yapmış hoca. Kaç böyle oyuncusu? Bir değişim risk midir onu da bilmiyorum. Ozan abi sen ne dersin? Yani hep tartışıldı hocam. Tamam takım kazanıyor da kötü oynuyor. Kazanan takım bozulmaz şeyi vardı. Neden bozulmuyor? Şimdi kaybeden takıma da bu muamele biraz abartılı mıdır diye düşünüyorum. Ya benim gözümde şey yok. Ben bir tek Babel'i sürpriz olarak görüyorum. Yani Babel sen isim olarak dünya markası da diyebilirsin de ben bugün mesela Babel'i oynatmaz diye düşünüyordum. Şu var, istediği verimiz beklerden alamadı zaten yani yeni transferlerinden. Bir de inat etmenin anlamı yok. Yani devre arası transfer ettim diye illa bu oyuncuyu oynatacağım diye bir şey yok. Zaten ben de büyük hevesle izliyordum. Orta sahadaki Fernandez var ya geçen sonlarda. Mesela o da şu anda bir verim sağlayamadı. Tam uyum doğru yok söylüyor. Yani. Tam uyum yalnız, yok. Yalnız Ozan abi özür dilerim sözünü kestim yok, ama. Yok estağfurullah. Dinesin olmasını biraz önünde oynayan Sivas'ın sol ofansif oyuncusu neydi? O yüzden diyorsun ki bu Yedlin, hamleyi yaptı. Yedlin çünkü sürekli yapacak gidip ya da gelmiyor. Geriye gelmiyor. Yedlin'in o özelliği var. Sivas'ın da hücumdaki en büyük gücü. Tabii orada önlem alması gereken oyuncular var. Gençler Birliği Başakşehir bitti. Gradel değil mi? Max Gradel galiba. Onu düşünüyordum da. Bence Gradel yüzünden. Max yoksa Gradel Yedlin'i kesmez. Sol önde. Yani Max Gradel'in koridorunda Line Sabek'te. Bugün orada hoca savunma istiyor. Hücum istemiyor. Orada evet. Gradel solda. Sağda genelde Boyd. Mesela son lig maçına Boyd'u çıkarttı. Boyd'la oynadı sağ önde. Esas, solda Max Gradel var. Solda esas tehlike Lines için. Gradel. Dolayısıyla hoca Yedlin'in çıkışları evet okey. Ama savunma yönü tartışılıyor. Gradel'i önlem almak için bu maçta Lines'le başlamış. Çok kritik anda gelen Başakşehir'in golü 90+1'de, 90+3'te zaten son düdük çaldı. Hatay-Kayseri maçı da bitti. 3-1 kazandı Kayseri. Bugün alt sırada yer alan iki takım Ankara Gücü ve Kayseri kazandı. Yine alt sırada yer alan Başakşehir de kazandı. Deplasmandaki takımlar kazandı bugün. Enteresan. Bugün deplasmanda oynayan alt sıradaki takımlar. Başakşehir kazanır diye düşünüyordum ben Aykut. Ya kimle konuşsak da böyle sorarlar ya hep muhabbet esnasında bu maç ne olur şu maç ne olur. Ben bugün Başakşehir'in kazanacağını düşünüyordum ama Hatay Spor beni şaşırttı. Yani oyunda da bir iyi oynarsın kaybedersin öyle bir tablo da yok. Yani Hatay Spor bugün oyunun içinde kayboldu. Geçen haftalarda bize izlettiği oyunun hiçbir bölümünde yoktu. Ben de kopuk kopuk izledim ama hiç o aksiyonu o şeyi göremedim. Bugün Trabzonsporlarda şöyle bir şey var. Benim komşum var Alaçatı'da Ender bana mesaj atmış. Galatasaray sanki bugün puan kaybedecekmiş gibi bir algı oluşmaya başladı yine sosyal medyada. Yani bu geçen haftalarda da yaşıyorduk bunu. Erzurumspor maçıyla başlayan bir şeydi. Erzurumspor maçında da ben burada maçtan önce yorumcuyduk. Dedim bugün çok zor bir maça çıkıyor. Puan kaybederse şaşmam. Ankara Gücü'ne denk geldi ondan sonra. Senin söylediğin gibi yani Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli olur der gibi. Bugün de yine sanki öyle bir algı var ama ben bugün Galatasaray'ı
şeyi görüyorum yani. Ben bugün favori net görüyorum. Ben bugün net bir Galatasaray galibiyeti. Ben de öyle görüyorum. Yani Galatasaray kazanır diye yani düşünüyorum. Yani normal şartlarda Galatasaray'ın son dönem performansı. Evet. Yaşadığı problemler, tartışmalar, oyuncu işte cezalar, Mustafa Muhammed Galatasaray'ın %50'si demek hücumda. Şu... Buna rağmen ben bugün Galatasaray'da bir reaksiyon, özellikle şimdi, patlamayı kimden bekliyorum? Daha bekle bekle, daha çok. Bir saatimiz var. Evet. Galatasaray'ı daha konuşacağız. Daha seni terleteceğiz bugün Ozan Zeybek'le.